Arkadaşlar merhabalar bu videomla birlikte Kenan Kara ile TTT Geometri Soru Bankası kitabında çemberin atik incelenmesi konusunun testlerin çözümlerine başlıyoruz. Ve ilk dersimizde tabii ki test birinin çözümünü yapacağız. Evet kitabımızda sayfa numarası 220 ve 221'i çözeceğiz. Hadi bakalım çözümlere başlayalım. Merkezi 1, 2 ve yarı çap uzunluğu 3 birim olan çemberin denklemi. Evet çember denklemi için bize bir merkez lazım bir yarıçap lazım. Nasıl buluyorduk? x eksi apsinin karesi artı y eksi ordinatının karesi eşittir r kare olacak. 3'ün karesi olacak. Yani şıklarda hangisi de var? C handa var. x eksi 1'in karesi y eksi 2'nin karesi eşittir. 9 yapar. İkinci soruya geldik. Analitik düzlemde çapının bir ucu 2 eksi 3 olan çemberin merkezi 0 6 olduğuna göre. Çapının diğer ucu soruluyor bize. Evet hemen şekli anlayabilmek için şey yapalım. Çap merkezden geçer. Merkezi 0 6 verilmiş. Ve çapının bir ucu da ne verilmiş? 2 eksi 3 verilmiş. Şimdi bizden Diğer ucunun çapın diğer ucunun koordinatları isteniyor. Arkadaş şu şöyle orta nokta olmaz mı? Bu yarı çap bu yarı çap evet. E, 2'den 0'a 2 azalmış bir daha 2 azalt. Eksi 2'ye. Eksi 3'den 6'ya 9 artmış bir daha 9 arttır 15 yapar. Yani eksi 2 artı 15 isteniyor bizden. Cevap böylelikle 13 çıkar. İkinci soru C oldu geldik 3'e. Çemberin çevresi nedir diye soruluyor. Çemberin yarı çapını bulmamız lazım. E burada T, T, e, merkezden geçtiği zaman açı ortaya oldu. Merkez teğet çektik. Hemen şu anahtar kelimeleri kullandık. E burası 30 30 zaten. şimdi 3'e 4'te kullanmamız lazım bizim. E arkadaş 3'e 4 ile şu 0 0 arasındaki uzaklık nedir? E x farkı 3, e, y'ler farkı 4, 3 4 5 üçgeninden 5 çıkar. E, 90'ın karşısı 5 30'un karşısı 5 bölü 2 çıkar. Yarıçap belli ya artık 5 bölü 2 ya. Biz çemberin çevresini buluruz. 2 pi r. Yani cevap böylelikle 5 pi çıkar. Yani 3. soru akçay oldu. Geldik 4. soruya. Analitik düzlemde eksenler üzerinde bulunan A, B, C, D noktalarından geçen çemberin denklemi verilmiş. Evet, çember denklemi bu. Merkezi bulabilir miyiz? Evet. Bu x eksi 0 karesi. O zaman merkezimiz 0'a sıfıra... y artı 2 demiş. Eksi iki mi olacak? Evet. Merkezimiz burada, sıfıra eksi 2 noktası. 0'e eksi 2 noktası. Hatta şöyle direkt eksi 2 yazayım ben buraya. Şimdi yarıçapta kaç? Yarıçapta 6 mi Bu kareden dolayı. Evet. Yarıçap 6 ise şu uzunluk 6'dır. Hocam bu uzunluk da 6 olacak. Burası 2 ise buraya kaç kaldı? 4 kaldı. E sonra ne yapacağız? Hocam burası 90 derece ya. Merkezden kesişedik çizilmiş oldu. İki eşit parçaya böler. Alan isteniliyor benden. Köşegenler çarpımının yarısı. Köşegen bulacağım. En etkili silahımız yarı çarptı. Al sana yarıçap Burası da 6 ya. 36'dan 4 çıktı 32. Ye. Yani kök 32 eşittir 4 kök yapar burası. E hocam burası 4 kök ki burası 4 kök ki. O zaman köşegenler. Bir köşegen 8 kök ki diğer köşegen 12. 8 kök ki çarpı 12 bölü 2 bana alanı verir. E o zaman buradan şunlar şunlar sadeleşse 6 diye e o zaman 6 kere 8 48 kök 2 yapar mı cevap? Evet. Cevap edremit oldu 4. soruda. Geldik 5'e. Analitik düzlemde denklemi bu olan çember bu doğruya teğetse. Arkadaşlar bir çember. Merkezi kaça kaç? 0'a 0. Ve yarı çapı kaç? R olan bir çember. Hemen çizelim. rastgele bir çizebiliriz arkadaşlar. Şöyle bir rastgele. Soruyu anlayabilmek için. Soruyu anlayabilmek için çizdiğimiz şekilde sonuca ulaşamıyorsak analitik düzlemde çizebiliriz. Merkezi 0'a 0 yarı çapı da R. İşte bu doğruya teğetmiş. Teğet doğrusu da şu şekilde olacak. Bu da 3x artı 4y artı 25 eşi 0. Bak soruyu anlayabilmek için basit bir şekilde şey çizdim. E merkez varsa teğet varsa teğet olduğunda dik yaparız. E hocam burası yarıçap. çap. A noktanın doğru yalan uzaklığı yarıçap oldu. O zaman noktayı doğru da yerine koyacağım. Yani 0 artı 0 artı 25 mutlak değerce bölü. Kare daha kare artı b kareydi noktanın doğru yalan uzaklığı. Yani 5 eşittir. R mi olacak? Evet. 25 bölü 5'ten yarı çapı 5 olarak buluruz. 5. soru C olur. Geldik 6'ya. Analitik düzlemde bu çember noktasından geçen en kısa kirişin uzunluğu. Hmm. Şimdi burada şunları bir yukarı alayım. Şu çözümü bir yukarı alayım ben bakayım. Arkadaş bunun çözümü burada. Tamam. Evet çözümü yukarı aldık. Şimdi geldik buraya. Bunun da çözümünü buraya yapalım. Bu çemberin içindeki 1'e 2 noktasından geçen en kısa kiriş. Arkadaş elimde bir çember var. Merkezi kaça kaç? Hocam x kare artı y kare. x eksi 0 y eksi 0 olduğu için 0'a 0. A, 0. Ee, ve yarı çapı da kaç? Yarı çapı da kök 12 olacak. Yani 2 kök 3 olacak. Çemberin içindeki 1'e 2 noktasından geçen en kısa kirişten bahsediyor. En kısa kiriş şu eşit olan kiriş değil miydi? Evet. E, ee, merkez kiriş çektikten ya, tam orta noktaya geldiği zaman burası dik olacak. Burada şu iki nokta arasındaki uzaklıktan bulabilirim. X a farkı 1. Y'e farkı 2. 1 2 kök 5 üçgeninden direkt kök 5. Ya da kare kök içerisinde 1'in karesi artı 2'nin karesi de diyebilirdik arkadaşlar burası. Sonra yarı çap uzunluğu da belli zaten. Yarı çap uzunluğu da en güzel çizimimizde yarı çap. Burası da 2 kök 3. Pisagor bağıntısından burayı bulabilirim ben. Yani şuraya bir A dersem. Bu kök 5 çıktı bu arada. 2 kök 3'ün karesi eşittir. Kök 5'in karesi artı A kare eşit olacak. 12'den 5 çıktı 7. O zaman A kare 7 ise A'yı da buradan kök 7 olarak buluruz. Ama benden ne isteniyor? En kısa kirişin uzunluğu 2A isteniyor. Cevap 2 kök 7 çıkar. Evet kolay sorulardır. Soruyu anlayabilmek için sadece basit bir şekilde şekli çizin. Altıncı soru Edremit oldu. Geldik 7'ye. Denklemiyle verilen çemberin yarıçapı 4. Arkadaş bu D'ydi. Bu E'ydi. Bu da komple F'ydi değil mi? Yarıçap neydi? 1 bölü 2 kare küçüğünde. Bunu bilmenizi tavsiye ediyorduk. D kare artı E kare eksi 4 F'ye eşitti. Yarı çap dediğimiz 4 demiş. Ya yani 1 bölü 2 de burada var ya. 2 ile çarp tamam 4. 1 bölü 2 kare küçüğünde. D kare dediğimiz 4. E kare dediğimiz 16. Eksi 4 F dediğimiz 4 çarpı F. Yani K. K değil. Dikkat. İşaretiyle birlikte alacaksınız. 4K yaptı. Bunu attı öbür tarafa 8 yaptı. Karesini aldım. 64 eşittir. 20 artı 4K yaptı. Buradan e, kaç yapıyor? 64'ten 20 çıkınca 44 yapar. 4K ise K'yı da buradan 11 olarak buluruz. Yani cevap CR oldu 7. soruda. Geldik 8'e. Denklem bir çember belirttiğine göre çember belirtmesi için arkadaşım ne olması lazım? X karenin ve Y karenin katsayıları birbirine eşit hatta mümkünse 1 olması lazım. E o zaman buradan MX2'nin ne olması lazım? Bak ilk önce eşitliğine bakıyoruz. Belki 2X kare artı 2Y kare çıkabilirdi. O yüzden denklemi 2'ye bölmemiz gerekebilirdi. Ama burada katsayısı sayısı 1 ya katsayıların sayılarının eşit işte olması lazım 1. Yani m buradan 3 buluruz. M yerine 3 yazdığımızda x kare artı y kare eksi 2x artı 3y eksi 3 eşit 0 oldu. Çemberin yarıçapı isteniyor. Nasıl bulacağız? Normal bunu böyle çarpanlar ayırma yöntemiyle de yapabiliyorduk biliyorsunuz. Ama bunu da bilin. Yarıçap 1 bölü 2. Niye? Çünkü bu lazım oluyordu. Şu d, bu e, bu f. D kare artı e kare eksi 4 f'ye eşit olacaktı. 1 bölü 2 kare küçüğünde d kare dediğim 4 artı e kare dediğim 9 ek, artı eks, pardon eksi 4 çarpı f. F dediğimde 3 değil dikkat et eksi 3. Buna dikkat edin burada hep yanlış yapılıyor. Kare küçüğünde 13 artı 12 yaptı. O da 25 mi yaptı? Evet. 5 diye çıkar. Yarı çarptı o zaman 5 bölü 2 yapar. Evet 8. soru denizli oldu. Geldik 9'a. Çemberler T noktasında dıştan teğet. Soruyu anlayabilmek için basit bir şekilde şekli çiziyorum. İki tane dıştan teğet bir çember çizdim. Birinin merkezi kaça kaç? Hocam bunun merkezi direkt sıfıra 12 yazabiliriz bunu. Ee, yarı çapı da nedir? R. Çemberler birbirine değdiği zaman zaten merkezleri birleştiriyorduk. Öbürünün merkezine şurası D burası D. Eksi D bölü 2'ye eksi E bölü 2 idi ya. Hocam D dediğim eksi 18 yarısı, e, yarısı ve eksiyle çarpmışım. 9A e, F dedi, E dediğimde X Y'nin katsayısıydı. 9A 0 noktası mı yaptı? Evet. Bu da 9A 0 noktası yaptı. E, yarı çapı da bulabiliriz aslında. Yarı çapı da bulmak için de hamle yapacağız. E, çarpanlar hamle yöntemiyle de yapabilirsin. Ya da D kare artı E kare yarı çapta neye eşitti? 1 bölü 2 kare küçüğünde D kare artı E kare. Yani D kare dediğimiz 324 artı E kare dediğimiz 0 4 çarpı F. Yani F dediğimizde 56 o zaman burası kaç çıkıyor? Bu 224 mi yapıyor? Evet 224 çıkartırsam 100 yapıyor. Kök dışına çıkınca 10 yapıyor. 1 bölü 2'li çarpınca 5 yapıyor. Yarı çap böylelikle 5 bulduk. İşte burası 5. Arkadaş şuradaki uzunluk nedir? R artı 5. E, R artı 5 uzunluğu da ne eşittir? X'a farkının karesi artı Y'a farkının karesi. Kare içerisinde 2 nokta arasındaki uzaklık yani. 9'un karesi artı 12'nin karesi yapar. Bu da 15 çıkar. O zaman R artı 5 15 ise R'yi de böylelikle 10 olarak buluruz. Yani cevap akçay oldu 9. soruda. Geldik ona. Aşağıdaki aşamalar izlenerek dik koordinat üzerinde bir geometrik çizim yapılıyor. Merkezi Y eksen üzerinde ve X eksenine teğet olan 6 birim, yarıçaplı bir çember çiziniz. Hemen çizelim arkadaşlar. Evet. Şöyle. Merkezi Y eksen üzerinde ve X eksenine teğet olan bir çember çiziniz diyor. X eksenine teğet olan bir çember tam olarak şurada olmak zorunda arkadaşım. Çünkü merkez teğet çektik olacağı için. Değil mi? Evet merkezi y ekseni üzerinde ve x eksene teğet olan 6 birim yarı çaplı bir çember çizdik. Merkezi orijin olan 6 birim yarı çaplı bir çember çiziniz. Merkezi orijin olan 6 birim yarı çaplı çember de şöyle bir çember değil midir dostum? Evet çizdik bunu da. Çemberlerin kesim noktası noktalarını apsisi pozitif olan k olarak adlandıralım. Evet burayı k olarak adlandıralım. Apsisi pozitif olan normalde burada da var da ee, bu, bu, nokta istenmiyor. Bu isteniliyor. K noktasının apsisinin ordinatı oranını kaçtır diye soruluyor. Arkadaş bunun yarı çapı 6 mı? 6. En etkili silahımız yarı çap çizmekti. E, al sana yarı çap. Hocam bu da yarı çap 6. E hocam bu da yarı çap 6. Bitti. Ne çıktı burada? Hocam şuraya bakacak olursak. Bu da bu 6. Bu 6. Bu da 6 ya eşkenar üçgen çıktı. 60 60 60 çıktı. O zaman buraya ne kaldı? 30 kaldı. K noktası isteniliyor bizden. 90'ın karşısı 6 30'un karşısı 3. Burası da 3 kök 3 yapar. K noktasının apsisini ne yaptı? 3 kök 3 yaptı. Yani apsisinin ordinatına oranı. 3 üç kök için 3'e oranı isteniyor. Cevap böylelikle kökü çıkar. Yani balık yaptığı yaptı 10. soru. Geldik 11. soruya. Çemberler birbirine değiyorsa. Ya değiyorsa pardon. <laughs> Çemberler birbirine değil, değil. değmiyor. Burada ne var? Çemberin merkezi var. Bir de teğet var. Bir de kiriş var. Et, merkez varsa teğet varsa çek değil mi? Hemen anahtar kelimelerimizi kullanalım. Merkez varsa kiriş varsa çek dik. Hadi bakalım şunları uyguladık. Hocam şurası teğet. Burası üçgen. Burası 3 üç oldu mu? Oldu. Tamam burası 3. E şurası 1 bir birim. Şuraya A dersem A artı 1. A burası da A artı 1. En etkili silahımız kirişte 2 eş parçaya bölecek. O zaman burası da A oldu. En etkili silahımız yarı çap. Al sana yarı çap. Yarı çap uzunluğu da A artı 1 değil mi? Evet A artı 1. Ve burada yap Pisagor'unu. A artı 1'in karesi eşittir. A'nın karesi artı 3'ün karesinden i̇şlem, işlem 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 ile A'yı bulabiliriz. Ama 3 varsa büyük ihtimal 3, 3, 4, 5 üçgendir. A yerine 4 koyarsam 3, 4, 5 sağlandı. Evet A'yı 4 bulduk. Merkezi ne oldu şimdi? Hocam A'yı 4 bulduk ya. Şurası kaç yaptı? 5 yaptı. Yani merkezimiz 5 birim sağda. 3 birim yukarıda. Evet. Merkezimiz 5'e 3. Yarı çapta 5 değil mi? Evet. Yarı çapta 5 olan çember denklemi isteniyor. Yani bu da x eksi 5'in karesi artı y eksi 3'ün karesi eşittir r kare. Yani 5'in karesinden cevap çıkar. O zaman açacağız bunu. Hocam x kare artı y kare olacak bir kere. Tamam. Sonra bu eksi 10x olacak. Eksi 10x olacak. Sonra eksi 6y olacak. Eksi 6y olacak. Artı 25 artı 9 eşittir 25. 25'ler de gidiyor. Bir de artı 9 olacak. O da hangi şıkta var? C şıkkında var. Yani 11. soruyu da Cihan bulduk. Ve böylelikle test 1'i bitirdik. O zaman ne diyoruz? Bir sonraki dersimizde test 2'nin çözümünde görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.